Mudenkörleş sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere yine çok güzel bir püsküllü modelle geldim. Çok farklı ve çok güzel duruyor. Çok da basit bir model. E, herkesin yapabileceği çok e, hoş bir modelle geldim. Onun yapılışını birlikte e, öğreneceğiz, yapacağız. E, bu şekilde tek renk gibi kullanıyorum yine. Lif ip olması yeterli. Markası çok önemli değil. Tığ olarak ise 3 numara 1.70 milimlik tığ kullanıyorum. Hemen hazırlığımızı yapalım ve başlayalım. Öncelikle zincirle başlıyoruz yine. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bu şekilde 105 tane zincir çekip gelelim. Evet hanımlar bakın 105 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. 1-2-3-4-5 5. ya da 6. zincir kanatımıza yapalım. 6. zincir kanatımıza 2 de çektiğim trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çektim. 1 tane zincirimi bırakıyorum. 2. zincir kanatıma yine 2 de çektiğim trabzan yapıp bu şekilde yuvalar oluşturacağız. 1 tane zincir çekiyorum. 1 taneyi bırakıyorum. 2. zincir kanatına yine 2 de çektiğim trabzan yapıyorum bir zincir bir taneyi bırakıyorum bir sonrakine yine bir trabzan yapıyorum bu şekilde aralarda birer zincirle e, kutucuklar yapacağız e, sonuna kadar e, demeyeyim de biraz sonra ben sizlere sayıyı vereceğim hemen hesaplayıp evet hanımlar bakın kutucuk yaparak devam ettim 46 kutucuk oluncaya kadar yaptım burada fazla gelen zincirimizi hemen bu şekilde makasla kesip Tekrar buradaki ipini çekerseniz tekrar düğüm olacak. Hiçbir sorun olmayacak. Fazla gelen zincirlerinizi bu şekilde yok edebilirsiniz. Şimdi burada 46 tane kutucuğumu yaptım. 4 tane zincirle 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip modelimi döndürdüm. Tığımı doladım. İlk trabzana trabzan yapıyorum bir zincir bir sonraki trabzana yine trabzan yapıyorum bir zincir tekrar bakın bir sonraki trabzana trabzan yapıyorum aşağıdaki gibi yine kutucuklar yapıyoruz burada aralarda birer tane zincir bu sıramızı da bu şekilde devam edelim sonuna kadar bitirip gelelim Evet bakın kutucuk yaparak sonuna kadar getirdim. Sonda bir tane kutucuğum kaldı. Bir zincir çektim. Tam orta kısmına Yine zincir kanatından iki de çektim. trabzan yapıp köşemi oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim modelimi döndürdüm. Devam ediyorum. Şimdi birinci trabzanıma yine trabzan yaptım. Bir zincir İkinci trabzanıma yine bir trabzan yaptım. Kutucuk yaparak devam ediyorum. 5 tane yapacağız. Bakın üçüncüyü yaptım. Dördü yaptım. 5'i yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın 5 tane kutucuğum oldu. Altıncı kutucuğu bir zincir çektim. Bakın 6 kutucuk yaparken ipimi çekiyorum bu şekilde püskül yaparak başlıyorum. Hemen bakın püskülümü yaptım. Tığımı doladım. Bu kez zincir içerisinden ipimi çektim. Bakın ipime baskı yapıyorum ve iki de çektim trabzan yaptım. Tığımı doladım. Bu kez trabzan tepesine ipimi geçiriyorum bu şekilde. İpime baskı yapıyorum ve iki de çektiğim trabzan. Tekrar zincir içerisine bakın ipimi çıkarttım, parmağımla ipime baskı yaptım ve iki de çektiğim trabzan yaptım. Tığımı doladım. Sonuncu püskülümü yapıyorum. Bakın çektim trabzanın üzerinden ipime baskı yaptım ve iki de çektiğim trabzan yaptım. Burada bir tane trabzan tepesine bir tane zincir içerisine trabzan tepesine zincir içerisine ve trabzan tepesine olacak şekilde 5 tane püskülüm oldu. Bakın arka tarafa püskülümüz oluştu. Burada tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana trabzan yaptım. Bir zincir bir sonraki trabzana trabzan yine kutucuklar yapıyoruz. 5 tane yapalım şu anda 6. yine püskülle başlayacağız hemen bakın 3. yaptım Dördü yaptım Beşi yaptım Bir zincir 6. yaparken yine püskülle bakın ipimi çekiyorum bu şekilde baskı yapıyorum ve 2 de çektiğim trabzan zincir arasından ipimi çektim baskı yaptım ve 2 de çektiğim trabzan Trabzan tepesine geldim. ipimi çektim. ipime baskı yaptım. Ve iki de çektim trabzan. Buraya da aynı şekilde 5 tane püskül yapıyorum. Bir tane trabzan tepesine bir tane zincir arasına bakın bu şekilde. 5 taneyi yaptık. Devam ediyorum kutucuk yapmaya bir zincir bir sonraki trabzan tepesine trabzan bir zincir Bakın ikinci kutucuğumu yaptım. Üçü yaptım. Dördü yaptım. Beşi yaptım. Bir zincir. Altıncıyı yapıyorum şimdi. Bakın hemen püskülle başladım. Hem e, burada altıncı kutucuğumu yaptım hem de püskülümle başlamış oldum. Devam ediyorum. Bir tane zincir içerisine püskül bir tane Trabzan tepesine püskül. Trabzan tepesine püskül. Bakın yine 5 tane püskül oluşturdum buraya bu şekilde. Tekrar devam ediyorum kutucuk yaparak. Yine 5 tane kutucuk 6.yi yaparken yine püskülle başlıyoruz. E, beş 5 tane bu şekilde püskül yapıyorum. Bakın iki kutucuğun içerisine 5 tane püskül oluşturduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonuna kadar gelelim. Şöyle göstereyim. Bak. Sonuna kadar yapalım. Evet bakın sonuna kadar bu şekilde yaparak geldim. Burada bir tane yine kutucuğum kaldı. 1 2 3 4 5. yaptım. Bakın 6.'yı da hemen şöyle 1 2 3. zincirimizin kanatına yine trabzan yaparak 6. kutucuğumu da oluşturdum. 1 2 3 4 zincirle tekrar modelimi döndürdüm. Bakın görüntüm bu şekilde. Tekrardan devam ediyorum. Yine burada kutucuklarımı hemen sıralı yapıyorum. Birinci kutucuğumu yaptım. İkinci kutucuğumu yaptım. Üçüncü kutucuğumu yaptım. Dördüncü kutucuğumu yaptım. Bir zincir. Bakın beşinci kutucuğu yaparken. E, pardon beşinci kutucuğumuzu da yapıyoruz. Şöyle 3, 4, 5. kutucuğumu yaptım. Bakın burada zincir arasına da bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar püsküllerin üzerlerine çıktım. Trabzan yaparak devam ediyorum. Aşağıda 5 tane trabzanım vardı. Burada e, hem sağdan hem de soldan birer tane kutucu trabzanımı ekliyorum. Bakın burada 3, 6, 7 tane Buradakini de sayıyorum. 7 tane trabzanım oldu. Zincir arasına 8. yapıyorum. Trabzan tepesine 9. yapıyorum. Bu şekilde bakın. Görüntü bu şekilde. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğu oluşturuyorum. Bir zincir, ikinci kutucuğumu oluşturdum. Üçüncü kutucuğumu oluşturdum. Bir zincir. Bakın dördüncü kutucuğumu oluştururken yine burada sıralı de, e, trabzanlarla devam ediyorum. Bakın bir tane de zincir içerisine yaptım. Tekrar püskülün üzerine geldim devam ediyorum yine. Dokuz tane bu şekilde bakın. Dört tane kutucuk oldu. E, trabzan tepesine buradaki trabzanımı yaptıktan sonra bir tane de zincir içerisine yaptım devam ediyorum şimdi. Dördüncüyü yaptım. Beşi. 6 7 Bakın burada da hemen buradaki kutucuğumu da trabzana ekliyorum. Zincir içerisine bir trabzan. Trabzan tepesine bir trabzan. Burayı da 9 oldu. Burası da trabzanımız. Tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde birinci kutucuğumu yaptım. 2'yi yaptım. 3'ü yaptım. Dördü yaptım. Bakın buradaki kutucuğumu hemen zincir arasına trabzanımı yapıp tekrar püsküllerin üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Yine burası da 9 tane olacak. Sağdan ve soldan birer kutucuğumuzu bu şekilde trabzanlarıma ekliyorum. Aynı şekilde bu sıramızı da bu şekilde yapalım ve tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın sonuna kadar getirdim burada köşemi de yaptım 1 2 3 dört tane zincirle çektim modelimi döndürdüm şimdi burada e, modelimizde bir sıra e, trabzan yapıyorum bir sıra püskül yapıyorum dikkat ettiyseniz bu sıraya sadece püskül bölümüm gelecek bu sıra tamamen e, trabzan olarak görünecek eğer şu şekilde modeli döndürdük trabzan bölümüm bana bakıyorsa bu sırayı püskül yapmalıyım. Eğer ki püskül bölümüm bana bakıyorsa bu sırayı trabzan yapmalıyım. Bunu aklınızda tutun yanlışlık yapmayın. Bakın şimdi burada 4 zincirimi çektim. İlk kutucuğumu yapıyorum. 1 zincir, ikinci kutucuğumu yaptım. 1 zincir, 3. kutucuğumu yaptım. 1 zincir. Dördüncü kutucuğumu yaparken, bakın ipimi çektim, püskülle başlıyorum yine ipime baskı yaptım, iki de çektim trabzan, bir tane de zincir içerisine, bakın ipime baskı yapıyorum, püskülümü yapıyorum. Tekrar buradaki trabzanların üzerinden çektim, ipime baskı yaptım ve iki de çektim trabzan yaptım. Üç tane oldu. Bir sonrakine tekrar bir püskül yapıyorum, dördüncü. Bir sonrakine tekrar bir püskül daha yaptım. Beşinci püskülümü bu şekilde oluşturdum. Bakın. E, şu, buraya e, düz taraf varsa püskülle başlayacağız dediğim bölüm. Bu şekilde püskülümü yaptığım için püskülüm hep arka tarafa düşüyor. Bakın. Burada e, püsküllerim ikinci sıram. Burası trabzan olarak devam ediyor. Şimdi 5 tane püskülümü yaptım. Bir zincir çektim. Bir taneyi bırakıyorum. İkinci trabzan tepesine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir taneyi bıraktım. İkinciden bakın ipimi çekiyorum. Yine püskül yaparak başlıyorum. Birinci püskülümü yaptım. İkinci püskülümü yaptım. Üçüncü püskülümü yaptım buradaki kutucuğumu da katacağım içine bakın zincir arasından aldım ipimi dördüncü püskülümü yaptım ve trabzan tepesine 5. püskülümü yaptım bakın eşit bir şekilde 5 burada 5 burada iki tane de kutucuğum oluştu burada e, ikinci püskül ikinci e, e, kutucuğu yaparken püskülle başladım oraya da çok dikkat edin birinciyi normal trabzan olarak yaptım ikinciyi yaparken ise bir zincir çektim Hemen püskül yaparak başladım. Hem kutucuğumu oluşturdum hem püskülümü yerleştirdim buraya. Oraya da dikkat edelim. Tekrar devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kutucuk yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın burada yine ikinciyi yaparken bakın hemen ipimi çıkardım. Püskül yaparak başlıyorum. Hem ikinci kutucuğumu yaptım hem püskülümle başlamış oldum. Tekrar tığımı doladım. Zincir içerisine yeniden bir püskül yapıyorum. Trabzan tepesine bir püskül yaptım. Bakın üçüncüyü yaptım. Bir sonrakine dördüncüyü yapıyorum. Bir sonrakine beşinciyi yaptım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Normal trabzan bakın bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine normal bir trabzan. Bir zincir. Bir taneyi bıraktım. ikinciye bakın çekiyorum. Püskülle başlıyorum. Bir. 2 3 Hemen kutucuğumun içerisine de bir püskül yapıyorum. 4 ve trabzanımın üzerine 5. püskülümü yaptım. Bu şekilde. Bu sıramızı da bu şekilde gideceğiz. Şöyle bir görüntü. Burayı çok anlayamayabilirsiniz ama trabzan bölümü bakın çok net bir şekilde gösteriyor. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Tekrar gelelim. Evet burayı da sonuna kadar bu şekilde devam ettim. Bakın 4 tane kutucuğumu da kenarda yaptım. Burada yine 4 tane zincir çektim ve modelimi döndürdüm. Bakın ilk etapta görünen e, görüntümüz bu şekilde devam edecek Daha modelimiz çok belirgin değil Şimdi burada 4 tane zincirimi çektim Hemen burası bakın Püskül bölümü bana bakıyorsa Bu kısım trabzanla gideceğim Unutmayın Bir sıra püskül bir sıra trabzan Birinci kutucuğumu yaptım İkinci kutucuğumu yaptım Bakın üçüncü kutucuğumu yaptım Burada yine Buradaki kutucuğumu da ekleyeceğim için Hemen zincir arasına bir trabzan Tekrar püsküllerimin üzerine geçtim. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncüyü yaptım. Bir sonrakine ve 5. trabzanımı bu şekilde yaptım. Bakın. Bir tane zincir çekiyorum. Bir taneyi bıraktım. İkinciye trabzanımı yaptım. Kutucuk oluştu. Bir tane zincir. ikinci kutucuğumu da yapıyorum. Bakın. Bir tane zincir. Üçüncü kutucuğumu da yaptım tam püskülümün üzerine geldi. Bir tane zincir, bir taneyi bırakıyorum. Bakın ikinciye yine bir tane kutucuk oluşturdum trabzanla. Buradaki trabzan sayım dörde çıktı. Kutucuk sayım dörde çıktı. Devam ediyorum. Bakın ikinci trabzanımı yaptım. Burada arada zincir çekmiyorum. Üçüncü. Bakın burada zincir arasına da yapıyorum. Dördü yaptım. Trabzan tepesine yapıyorum. 5. 6. tekrar zincir arasına yapıyorum. 7. trabzanımın püskülümün üzerine yaptım. 8. bir sonraki püskülümün üstüne yaptım ve 9. da tekrardan yaptım. Bakın bu şekilde bir görüntüm oldu. Buradaki e, iki kutucuğumu da tamamen e, trabzan olarak yaptım. Şimdi burada ise Şöyle yanlış gitmeyelim. İncelemem gerekiyor. Evet. Bakın burada bir tane zincirimi çekiyorum. Bir taneyi bıraktım. İkinciye tekrar bir kutucuk yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın püskülün üzerine tekrar bir kutucuk yaptım bir taneyi bırakıyorum. Bir sonrakine tekrar bir trabzan. Trabzanla devam ediyorum. Bakın ikinci trabzanımı, üçüncü trabzanımı yapıyorum. Zincir arasına bakın kutucuklara geldim. Zincir arasına dördüncüyü yaptım. Trabzan tepesine beşinciyi yaptım. Tekrar zincir arasına altıncıyı yaptım. Püskülümün üstüne geldim. Yedi. Bir sonrakine 8. Sekiz. Ve bir sonrakine tekrar dokuzuncu trabzanımı yaptım. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Ee, buradaki şu bölümlerimiz tamamen bakın buradaki gibi dokuz tane. E, dokuz taneydi sanırım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet dokuz tane olacak. Bakın en sondaki ise sadece bir, iki, üç, dört, beş tane. Bu, bu tarafa kayacak. Buralar ise sadece başlarımız 5 olacak. Burada da, buradaki de 5 olacak. Diğer taraflarımız, orta kısımlarımız tamamen 9'er tane trabzan olacak. Sonuna kadar devam edelim. Daha sonra tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın sonuna kadar geldim. Dediğim gibi e, orta e, baş kısımlarda bakın 3 tane kutucuktan sonra 5 tane Burada trabzanım vardı. Aralara yine 4 kutucuk yaptım. Buralarda ise 9 tane trabzanım oluştu. Tekrar 4 tane kutucuk, 9 tane trabzan. 4 kutucuk, 9 tane trabzan. 4 kutucuk 9, kutucuk, 9 trabzan. 4 kutucuk. Yine en baş köşede yaptığım gibi burada ise 5 tane e, trabzanım oldu ve 3 tane köşe e, kutucuklarım oldu. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Şöyle de e, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıraya gidiyorum şimdi. Modelimi döndürdüm. Burası püskül bölümüm. Bakın trabzan bana bakıyorsa bu kısmı e, püskül olarak devam edeceğim. Çünkü püsküllerimiz arkaya düşüyor. E, tekrar söyleyeyim onu. Bakın ilk Trabzanımı yaptım. Kutucuk oluştu. Bir zincir. Bakın ikinciyi yaparken püskülle başlıyorum. Bir tane püskül yaptım. Bir tane de zincir içerisine ikinci püskülümü yaptım. Trabzan tepesine geldim. Üçüncü püskülümü yaptım. Bir sonrakine dördüncü püskülümü yaptım. Ve bir sonrakine beşinci püskülümü yaptım. Bu şekilde bakın. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Bir taneyi bıraktım. İkinci trabzanımın tepesine bir trabzan bir zincir bir sonraki trabzan tepeme trabzan bir zincir bir sonraki trabzan tepesine trabzan üçüncüyü yaptım bakın dördüncüyü beşinciyi tam trabzanımın üstüne geldi beşinci bakın bu şekilde bir zincir bir taneyi bıraktım bir sonrakine püskül yaparak başlıyorum bakın Altıncı püskülümü hem altıncı kutucuğumu yaptım hem püskülümle başladım. Devam ediyorum püskülle. İkinci püskülümü yaptım. Üçüncü püskülümü. Dört ve beş. Tekrar bir zincir çekiyorum bir taneyi bıraktım bir sonraki trabzan tepesine bir Trabzan yaptım. Bir zincir. İkinci kutucuğumu yaptım. Üçüncü kutucuğumu yaptım. Dört. Beş. Bakın altıncıyı yaparken bir taneyi atlıyorum. İkinci trabzanımın tepesine püskül yaparak başlıyorum. Bir. İki. Üç. 4 ve 5 yine buradan kutucuk yaparak devam ediyoruz bakın zikzaklarımız ortaya çıkmaya başladılar belirginleşmeye başladılar bu sıramızı da bu şekilde yapalım sonuna kadar tekrar gelelim. Evet bakın sonuna kadar bu şekilde getirdim. Hemen şöyle aşağıdan da sayayım. Karışıklık olmasın. Sizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıramı yapacağım. Şimdi modelimi döndürdüm. Bakın artık modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şimdi bu sıramızda hiçbir değişiklik yapmıyorum. Kutucuk üzerine kutucuk. Bu sıramda trabzan yapacağım sadece. Bakın püskül bölümüm bana bakıyorsa bu kısımda trabzan yaparak devam edeceğim. 5 tane trabzanımı yapıyorum püsküllerin üzerlerine. Yine aynı sayılar hiç değişmiyor. Bakın 5 tane trabzanımı yaptım. Kutucuklar sayısınca da kutucuk yapıyorum. 2 3 4 5 6 Bakın bir tanesini yaptık sayılıyor. Zaten bakın buraya altıncıyı yaparken 2, 3, 4, 5 tane trabzanımı yaptım. Devam ediyorum yine aynı şekilde. Ee, püskül üzeri 5 tane trabzan. Kutucuk sayısınca kutucuk kenarlarımız 2 tane burada zaten görünüyor. Ee, bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde gideceğiz. Yapıp gelelim. Evet bakın sonuna kadar getirdim bu şekilde iki kutucuğumu da yaptım dört tane zincirimi çektim hangi sıradayız 3 6 7 8 9 sıramızı yapıyoruz modelimi döndürdüm bakın modelimi döndürdüm burada ilk kutucuğumu yapıyorum bir zincir çekiyorum ikinci kutucuğumu yaparken bakın tam trabzanımın üzerine geldi püskül yaparak başlıyorum 1 İkinci trabzana ikinci püskülümü yapıyorum. Üçüncüye üçüncü püskülümü yapıyorum. Dördüncüye dördüncü püskülümü yaptım ve beşinciye beşinci püskülümü yaptım. Burada da trabzan değil de püskül yapıyoruz. Şimdi tekrar bir tane zincir çektim. Bir sonraki kutucuğumu yaptım. Bir zincir, ikinci kutucuğumu yaptım bir zincir üçüncü kutucuğumu yaptım bir zincir dördü yaptım bir zincir 5'i yaptım altıncıyı yaparken bakın yine püskülle başlıyorum beş tane püskülümü yapıyorum buraya aşağıdakinin aynı işlemini ama sadece burada trabzan değil de trabzanlarımızın üzerlerini bu şekilde püskül yapıyoruz. Sayılarımız aynı kutucuk sayılarımız. Püskül sayılarımız da aynı. Sadece tek fark aşağıda trabzan yaptım. Üstte püskül yapıyorum bakın. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim gelelim. Evet hanımlar bu sıramızı da bu şekilde götürdük. Bakın Burada tekrar 4 tane zincirimi çektim modelimi tekrar e, döndürdüm. Kaçıncı sıradayız? 3, 6, 7, 8, 9, 10. sırayı yapıyoruz şimdi. Bakın hemen burada ise şöyle bakacağım. Evet ilk kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir. İkinci kutucuğumu yapıyorum. Burası trabzan bölümüm. Bir taneyi atlıyorum. Bir sonrakine tekrar trabzan yapıyorum. Bakın burada e, aşağıda iki taneydi. Burada üç tane kutucuğum oluştu. Trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın ikinci artık e, buradaki e, işlemi küçültmeye başlayacağım. O yüzden bakın tam püskülümün üzerinden başlamadım. E, üç tane kutucuktan sonra üçüncü trabzanımı yaptım. Buradaki kutucuğumu ekliyorum şimdi içine tekrar burayı 5'e çıkartacağım. Dördüncüyü yaptım ve beşinciyi trabzan tepesine yaptım. Bu şekilde bakın. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir ikinci kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir. Üçüncü kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir. Bakın dördüncü kutucuğu yine Ekleyeceğiz buraya dördüncü kutucuğumu yaptım zincir arasına da bir tane trabzan yaptım püsküllerin üzerine çıktım üçüncüyü yaptım dört ve beş trabzanımı yaptım. Bakın buradaki e, olay şimdi bu kadar açıldı şimdi tekrar yavaş yavaş kapatacağız baklava dilimi gibi baklava dilimimizi yarıya kadar getirdik. Sonra artık yavaş yavaş küçülteceğiz. O yüzden bakın buradaki kutucuk sayım düştü. Ee, i̇çten iki kutucuğumda e, kutucuklar e, trabzanlara eklendi. Bu şekilde burası da bu tarafa doğru kayıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın burası şöyle bakalım bir yanlış olmasın. Neredeyim? Burayı bakın 5 taneyi yaptım. Devam ediyorum. 6.yı yapıyorum trabzanımı. 7'yi yapıyorum. Burada tekrar baklava dilimi e, başlatacağız bu bölümde. Tekrar bakın 8. zincir arasına yaptım. 9. da trabzan tepesine yaptım. Buradaki kutucuğumu bu bölüme eklemiş oldum. Toplamda 9 tane trabzanım oldu. Devam ediyorum. 1 tane zincir. Bir sonraki kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir ikinci kutucuğumu. Üçüncü kutucuğumu yaptım. Dördüncüyü yaptım. Bakın hemen buraya tekrar zincir arasına ve püskül tepesine çıktım. Devam ediyorum sonuna kadar. Burası da yine 9 tane olacak. Yedinciyi yaptım. Bakın hemen buradaki kutucuğumu tırabzanlarıma ekliyorum. Sekizinciyi yaptım ve trabzan tepesine de dokuzuncuyu yaptım. Bu sıramda bu şekilde devam edecek. Burada sadece bakın beş tane püskülüm var. Buralar ise dokuz tane. Burada yeniden baklava dilimi çıkartacağız. Buradan tekrar bir baklava dilimi açılacak. O yüzden dokuz, dokuz. E burası en kenardakiler ise 5 olacak. Bu şekilde devam edelim. Aralardaki kutu sayımız 4. Bu şekilde devam edelim, tekrar gelelim. Evet bakın burayı da sonuna kadar getirdim. Şimdi 11. sıra. Şöyle bakalım yanlış olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet 11. sıramıza başlıyoruz. E püsküllü bölümünden çok anlayamayabilirsiniz ama bakın bu kısımda çok net bir şekilde görünüyor. Ee, hemen devam ediyorum 11. sıramıza. Bakın buradaki kutucuk sayım sıraları her sırada artıyor. Şimdi 3 taneydi. Burada 4 tane olacak. Birinciyi yaptım. ikinciyi yaptım. Üçü yaptım. Bir zincir. Dördüncüyü yaparken yine bakın bir taneyi atlıyorum. İkinciye püskül yaparaktan başlıyorum. Bir bir sonrakine 2, bir sonrakine 3, zincir arasına 4. ve trabzan tepesine 5. püskülümü yaptım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana trabzan yaptım. Bir zincir bir sonraki trabzana trabzan yaparken püskülle başlıyorum. Bir zincir arasına ikinciyi yapıyorum püskülümü. Trabzan tepesine geçtim. Üçüncüyü yaptım. Dört ve beşinciyi de yaptım. Şimdi burada bir tane zincir, bir taneyi bıraktım. İkinciye tekrar bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir taneyi bıraktım. İkinciye bakın yaparken püskülle başlıyorum. Bir. iki, Üç. Hemen buradan zincir arasına geçtim. Dördüncüyü yaptım ve trabzan tepesine beşinciyi yaptım. Burada tekrar bir zincir, bir sonraki kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir, ikinci kutucuğumu yaparken püskülle başlıyorum. Zincir arasına ikinci püskülümü ve trabzan tepesine çıktım. Üçüncü püskül. Dördüncü püskülümü yapıyorum ve 5. püskülümü yaptım. Burada tekrar bir zincir, bir taneyi bıraktım bir sonrakine bir trabzan, Bir zincir, bir taneyi bırakıyorum ikinciye püskülle başlıyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Evet bakın. Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Aralarda ikişer tane kutucuğum kaldı. Ee, şurada şöyle göstermek istiyorum. Bakın, e, iki tane kutucuk burada başlattık. Bakın, şurayı da gördüğünüz gibi burada yeniden bir e, model e, baklava başlatıyorum. Tam şu kısımdayız. Buralardan yardım da alabilirsiniz eğer. Yanlış bir yer gör, görürseniz Bakın buradaki Baklava dilimim kapanmak üzere iki tane kaldı Biraz sonra buradaki dilimi kapatıyoruz Ama o esnada buradaki baklava dilimimiz açılıyor Şöyle de gösterebilirim size Bakın Burada yapılmış halimizde var e, Bu şekilde Buradaki baklava dilimini kapatırken Burada yeniden bir tane açıyoruz Burada kapatırken Burada yeniden bir tane açıyoruz Biz şu an Buradayız. İkinciyi yap, yaptım. İkinci iki tane kutucuğu yaptık. Bakın yeniden baklava dilimimiz açılıyor. Burayı da hatta ben size şurada böyle e, bu şekilde kalsın. Şöyle daha net görünüyor. Bu şekilde kalsın ki nerede olduğumuzu daha net e, anlayabilin. E, şimdi burayı da bu, bu şekilde gideceğiz. Burada e, en köşemizde dört tane kutucuğumuz var. E, hemen 1 2 3 dört beş tane ee, püskülü yaptım. iki kutucuğum oluştu. Burada dik, e, o ikinci kutucuğu yaparken mutlaka püskülle başlayın. Onu asla unutmayın. Çünkü çok eksilir o zaman. Arka tarafta püsküllerimiz çok güzel durmaz. İki tane kutucuğumu yaptım. Beş püskül. iki tane kutucuk beş püskül. iki kutucuk beş püskül. Devam ediyoruz bu şekilde. Bu sıramızı da tamamlayalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın bu sıramı da bu şekilde bitirdim. 4 tane kutucuğumu yaptım. Buraya işlem yapmıyorum. Bakın buraya kadar hep ikili kutucuklarla geldim. Buradaki e, modeli bitirip tekrar buradan model açacağım için bu köşede sadece e, bu şekilde zincirlerimiz gidiyor. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şöyle bakın burada e, kutucuklarımız e, artıyor eksiliyor. Bakın bu kısımlar bir yandan fazlalaşıyor. Burada sadece tek bir tane o oynama yapıyoruz. Buralar gibi değil. O yüzden sadece kutucuklar olacak orada. inden bir işlem başlatmayacağım. Buradaki dilimimiz o şekilde açıla kapana bitecek. Şimdi dört tane kutucuğumu yaptım. 5 4 tane de zincirimi çektim ve modelimi döndürdüm. Şimdi artık bakın buradaki dilimim kapanmak üzere az kaldı. Buradaki ee, baklamam başlayacak artık başladı. Şimdi tekrardan kutucuk yapacağım. Burası bizim trabzan bölümümüz. Hemen ilk kutucuğumu yaptım. İkinci kutucuğumu yaptım. Bir zincir. Üçüncü kutucuğumu yaptım. Dördüncü kutucuğum trabzanımın püskülümün üzerine geldi. Yaptım. Bir taneyi atlıyorum. Bir sonrakine trabzan yapıyorum ve sıralı devam ediyorum şimdi burada. ikinciyi yaptım. Bakın üçüncüyü yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuğum oldu. Her sırada fazlalaşıyor. 6'ya kadar çıkacak buradaki kutucuğumuz bir sonraki sıramızda. 3 tane trabzanımı yaptım. Bakın zincir arasına geldim. Bir trabzan yaptım. Dördüncüyü yaptım. Trabzan tepesine beşinciyi yaptım. Trab e, zincir arasına altıncıyı yaptım, trabzanımın tepesine yedinciyi yaptım, sekizinci pardon bir iki üç dört beş altı pardon yedi tane olmuş, sekizinciyi yanına yapıyorum ve dokuzuncuyu da bu şekilde yaptım. Dokuz tane yine trabzanım oldu burada. Bir tane zincir çekiyorum, bir taneyi bıraktım, bir sonrakine bir kutucuk yaptım trabzanla, bir sonrakini yapıyorum bir zincir bakın üçüncü kutucuğumu yaptım bir zincir dördüncü kutucuğumu bir taneyi atlıyorum bir sonrakine dördüncü kutucuğumu da yaptım bakın buradaki kapanıyor buradaki açılıyor artık modelimizin devam ediyorum ikinci trabzanımı yaptım üçü yaptım dördüncü zincir arasına beşinci trabzan tepesine altıncı zincir arasına 7. trabzanımızın tepesine 8. hemen yanındaki trabzana 9. da yanındaki trabzana bu şekilde olacak bu sıramızda bakın tekrar burada dört tane kutucuk yapacağız e, bu şekilde devam edecek bu sıramızda yapalım ve tekrar gelelim Evet hanımlar bu sıramızı da tamamladık. Şimdi kaçıncı sıradayız? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sıramızı yapıyoruz. 4 tane zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm. Hemen kutucuğumu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. yaparken bir taneyi bıraktım. Bakın 6. yaparken de püskülle yapıyorum. Yine 5 tane püskül yapacağız burada. Beş tane püskülümü yaptım. Burada tekrardan bir zincir çekiyorum. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine bir trabzan, bir zincir. Bir sonrakine bir trabzan, bir zincir. Üçüncü kutucuğumu yapıyorum. Dördüncü kutucuğumu yapıyorum. Beşinci kutucuğumu yaptım. Bakın bir taneyi atlıyorum. Bir sonrakine püskülle başlıyorum. Hem altıncı kutucuğumu yaptım. Hem de püskülle başlamış oldum. Yine beş tane püskülümü yapıyorum ve devam ediyorum. Altı şer tane e, kutucuk olacak ve beşer tane e, püskül olacak. Bu şekilde e, devam edelim bu sıramızı da daha sonra tekrar gelelim. Evet hanımlar bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 14 sırama geçeceğim. 14 dördüncü sıramız e, aynı olacak arkadaşlar. Orayı göstermeme gerek yok. E, kutucuk sayısınca kutucuk. Buradaki 5 tıra e, püskülümüzün üzeri 5 tane trabzan yine kutucuk sayısınca kutucuk yine 5 tane trabzan kutucuk sayısınca kutucuk 1 2 3 4 5 6 tane kutucuğumuz var zaten. 6 kutucuk 5 trabzan 6 kutucuk 5 trabzan 6 kutucuk 5 trabzan bu sıramız böyle devam edecek. Bir sonraki sıramızda orayı da size anlatayım bu sıramızı bitirdik bu sıramızı ördük geldik bitirdik modelimizi döndürdük burası da aynı olacak 6 tane kutucuk 5 tane püskül burada püskül yapacağım için 6 tane kutucuk 5 tane püskül 6 kutucuk 5 püskül 6 kutucuk 5 püskül o sıramızı ikinci sıramızı da bu şekilde yapacağız yine aynı sayılar. E, i̇ki sıramızı da gidelim. Bir sonraki sırayı da sizlere tekrar göstereyim. Çok uzamasın videomuz o yüzden. İki sıramızı sizler gidebilirsiniz. Evet hanımlar bakın bu şekilde yaptım. Şimdi öncelikle bir şurada hemen e, sıramızı bir söyleyeyim. E, yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. sırayı bitirdik. Şimdi 15. sırayı bitirdik. Bakın şurada dikkat etmeniz gereken şey bu 3 sırayı 3 kutucuğu hiç değişiklik yapmadan e, devam ettiriyoruz. Yine burada 5 tane e, trabzan sırasıysa 5 trabzanımız püskül sayısıysa 5 tane püskülümüz 6 tane de bu şekilde kutucuğumuz olacak. Bu 3 sıra. E, aynı sayılarda oluyor hem kutucuk sayılarımız hem püskül ve trabzan sayılarımız aynı oluyor. Bu tarafta trabzansa 5 trabzan e, püskül devam edeceksem püskül 5 tane püskülüm oluyor. Bu 3 sıramızda hiçbir değişiklik olmuyor. E, her sıramızda da aynı şekilde olacak. Şimdi şöyle püskülsüz bölümünü göstereyim ben size çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Başlarken e, buradan başladık baklavamızı yaptık bitirdik tekrardan buradan baklavamızı şu kısımdan tekrar başlatıyoruz. Şimdi burada 3 sıra bakın aynı şekilde aynı sıraya gittim bakın burada da 3 sıra aynı sıraya gittim gördünüz mü bakın burası bizim başlama noktamız şu anda yeni modeli başlayacağım burada başlarken bakın burada halk e, baklavamı başlarken 3 sıra aynı şekilde gitmişim daha sonra e, buralardan yardım alabilirsiniz ben sizlere birkaç sıra daha göstereceğim ondan sonrasını artık sizler yapacaksınız <laughs> çok affedersiniz ondan sonrasını sizler yapacaksınız o yüzden takıldığınız yerler olursa mutlaka buralardan yardım alın çünkü e, aşağının aynısını yapıyoruz bakın 3 sıra aynı şekilde devam ettim bakın burada da 3 sıra aynı şekilde devam ettim ba e, baklavamı dilimimizi. Başlarken daha sonra ne yapmışız hemen birer tane kutucuk eklemişiz daha sonra kutucuklarımızı e, yine yanlardan eklemişiz ama orta kısma iki tane e, kutucuğumuzu koymuşuz bu şekilde devam etmiş baklavamızı açmışız. Aynı şey bur burası içinde geçerli buradan da yardım alabilirsiniz hatta bakın sonuncu şu kısmımız buradan itibaren aynı şekilde devam edecek. Bakın tam e, şurası e, ikisinin bittiği yer. Burası en başladığım. Bakın şurası en son gittiğim sıra. Buradaki sıramızın ilk başı. 5 tane püskülle başlamıştım en en başta. Burası da 5 tane püskülle en başta başladım. Şu son sıram sıramdan bahsediyorum. Devamı aynı şekilde olacak. Bakın buradan yanlardan almışız. Kaç tane kutucuk, kaç tane püskül, kaç tane kutucuk, kaç püskül. Buradan yardım alarak e, yapabilirsiniz. Kenar bölümlerimiz de aynı şekilde. Burası nasıl yanlara ilerliyorsa bu kısımda aynı şekilde devam edecek. O şu şey, e, bu şekilde yapacağız. Hemen şöyle kaldığım yerden ben size bir sıra daha göstereceğim. Daha sonrasını sizler tam kare oluncaya kadar sizler yapacaksınız. 4 tane zincirimi çektim. Hemen ilk trabzanımı yapıyorum. <laughs> Bir tane zincir ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördü yaptım. Burası benim trabzan bölümüm. Püskülü yapmayacağız. Bakın hemen beşinci e, kutucuğumu da yaptım. Burada trabzan yaparak bakın buradaki kutucuğumu trabzana ekliyorum. Zincir arasına da bir tane yaptım. Devam ediyorum. Üçüncüyü yaptım dördü yaptım beşi yaptım altıyı yaptım yedi buradaki hemen kutucuğu da ekliyorum sekiz ve dokuzuncu da yaptım bu şekilde bakın en başta yaptığım gibi tekrardan bir tane zincir çekiyorum tekrar kutucuk yaparak devam ediyorum bir 2 3 4 Pardon burada dördüncü Evet doğru dördüncüyü de yapıyorum püskülle püskül sırasıyla karıştırdım dördüncüyü de yaptım devam ediyorum bakın buradakini hemen e, püsküle e, trabzana karıştırıyorum buradaki kutucuğumu bakın üçüncüyü yaptım 4 5 6 7 hemen buradaki kutucuğumu da ekliyorum 8 ve trabzan tepesine 9. da yaptım bakın bu şekilde devam edecek bundan sonraki zaten bu kısımlara püskülü girdireceğiz şöyle şu taraftan gösterirsem çok daha iyi anlaşılır. Bakın burası bu kısmı yapıyoruz. Bakın burada 9 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane e, tırabzan yaptım. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tırabzan. Şurayı yanlış mı yaptık şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4 doğru. 4 tane kutucuğumuzu yapmışız. Bakın burada 4 tane kutucuk. Geri kalanını yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yine burayı yaptık. Yine 4 tane kutucuk yapıyorum. Yine 9 tane e, püskülümü, trabzanımı yapıyorum. Sonra modeli döndürdükten sonra bakın 5 tane buradaki kutucuğumu ekliyorum. 5 tane püskül yapıyorum. 2 kutucuk yapıyorum. 5 püskül yapıyorum. Buradaki kutucuğumu da yine buraya eklemiş oluyorum. 2 tane kutucuk yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde kare oluncaya kadar ben şu anda sayı veremiyorum ama şöyle bir bakalım hemen şuradaki modelimden ben size hemen 1 2 3 bakın şöyle ilk buradaki baklava dilimimi yaptım. İkinci baklava dilimim bitecek. Üçüncü baklava dilimim bitince büyük bir ihtimalle kare olacaktır. Oraya kadar, buradan bakın, şuradan itibaren bu birinci baklava dilimimiz. Şöyle göstereceğim size. Bakın birinci baklava dilimim, burası. İkinci baklava dilimim, burası. Büyük bir ihtimalle üçüncüyü de yapınca kare olacaktır. Bu şekilde tam karemizi yapalım. Daha sonra tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın e, ördüm. 39 sıra ördüm. E, tam karemiz e, oluştu. Şimdi bundan itibaren devam edeceğim. Bakın bu sırada 2 e, sıra aynı, 3 e, sıra aynı şekilde devam ediyorduk hatırlarsanız. O bölümü tamamen ördüm. Tam kare oldu. Şimdi burada ise kaldığım yerden devam ediyorum. 4 tane zincirimi çektim. Kutucuğumu oluşturuyorum. Bu sıramız tamamen kutucuk olacak. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana yine bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir sonraki trabzana yine trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir sonraki trabzana trabzan. Bakın buradaki Püsküllerin üzerlerini ise bir tane zincir çekiyorum, bir taneyi bırakıyorum, bir sonrakine. Bir trabzan, bir zincir, bir taneyi bırakıyorum, bir sonrakine. Bir trabzan. Bu şekilde kutucuklarımızı oluşturalım, tekrar gelelim. Evet, sonuna kadar kutucuklarımı yaparak geldim. Şimdi kenar oyasını yapacağız. Hemen bakın burada bir tane çok minik bir örümcek yapıyorum bakın minik olsun örümcekleriniz çok kaba durmasın bir tane örümcek yaptım 1 2 3 4 tane zincir çekip tepe kısmına bir tane pıtırcık oluşturuyorum bu şekilde çekerek tekrar yine bakın minik bir örümcek daha yapıyorum bir taneyi bırakıyorum ikinci kutucuğuma sabitliyorum tekrar bir tane yine minik bir örümcek yapıyorum. Bakın örümceklerim çok küçük. E, olabildiğince küçük yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bakın tepe kısmına sabitleyip pıtırcık oluşturdum. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine sabitliyorum kutucuğuma. Bakın bu şekilde devam edecek örümcek e, yapamayan arkadaşlarımız varsa pardon hemen onu yavaşça göstereyim sizlere ben bakın ipimizi bu şekilde aldık geniş bir zincir çektim arasındaki ipten tekrardan geçiriyorum ve ipimi çıkartıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bakın tam tepe kısmına sabitledim içinden geçirdim tekrar bakın minik bir örümcek daha yapıyorum bir kutucuğu bırakıyorum bir sonraki kutucuğa sabitliyorum örümceğimi yaptım bir zincir çekiyorum Pardon 3 4 tane zincir tepe kısmına pıtırcık oluşturuyorum minik bir tane daha örümcek yapıyorum bir taneyi bırakıyorum bir sonrakine sabitliyorum bu şekilde devam edeceğiz bakın çok güzel bir kenar arası bu şekilde e, tamamını dört tarafında yapalım. Bitirip lifimizi gelelim. Evet hanımlar bakın kenar oyamızı bitirdik. Çok güzel bir görüntü oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. İlerleyen günlerde bu lifimizin e, uzun lifini ve kesesini de birlikte yapacağız. E, üçlü güzel bir set haline dönüştüreceğiz. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup karşısındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı atdanda haberdar olacaksınızdır. Sizlere bildirim gelecek. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın sevgiyle kalın ve benimle kalın.